Oyuncan direkt kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. 7 ay sonra 60 seconds oynuyoruz. 60 seconds. Yarısı Türkçe, yarısı İngilizce. 7 ay önce de videoya böyle girmiştim. Ama bu farklı oyunu. Yani aynı oyunun muhtemelen Reatomized diye mi geçiyordu? Ne öyle bir şey diye geçiyordu. Farklı bir modu, farklı sonradan çıkan ayrı bir oyun gibi zaten bu. Şimdi bu sefer de ona bakacağız. Zaten o bölümde 2-3 bölüm sürmüştü. Bu bölüm 2-3 bölüm. Ula! Uzaylı geçti. Aa, adam çıktı bu sefer. Kadın çıktı. Adam çıktı. Yeni oyun diyoruz arkadaşlar. Yine 2-3 bölümlük mini bir seri olacaktır muhtemelen. Çok fazla hayatta kalamıyorum ben bu oyunda. Yine kıyamet seçiyoruz. Yine bir atom bombası. Yine bir şey patlıyor. Aa, karakter. Aa, bu sefer Dolores falan seçebiliyoruz. Bir dakika, zorluk seviyesi. Küçük çocuk, büyük adam. Oha, çar bombası. Küçük çocuk olunca ne oluyormuş abi? İnceleme süresi 20 saniye, kaynak arama süresi 60 saniye. Sığınak doluluğu, kıyamet insanı tarzı. Zorlaşıyor. Kolay mı olsa biz geçen sefer... pek bir... başarı gösteremedik. Yani ya da... küçük çocukla dalga geçersiniz siz şimdi, küçük çocuk. Bilemedim ya. Bela bazen. Küçük çocuk olsun ya, birazcık ilerleyelim. Bu arada oyunun yaması falan yoktu. Direkt Türkçe açıldı. Bir önceki bölümü ben Türkçe yama yaptım diye hatırlıyorum. Bakalım. Allah! Aa, hiç hazır değilim. Bir dakika. Başladık mı toplamaya? Reis. Başlıyor muyuz? Ha, odayı gezeceğiz. Aldık. Şunları al. Al 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 al. Koş koş koş. Burada ne var? Yemek var. Su var. El feneri var. O neyse. Alamadım. Aha. Hanım var. Çocuğa. Alamıyorum. Kötü başladık. Yo yo, kötü başladık. Kötü başladık abi. Tamam. Baştan muhtemelen bir daha oynarız ya. Bir daha yaparız. Biz evi gezmedik ya. Kitap al. Kitap okuruz. Tamam tamam. Bizi gitar alabiliyoruz mu? Aha, çanta var burada. Çanta al. Tüfeği alamıyorum. Koş. Tamam tamam, bir daha oynayacağız, bir daha oynayacağız. Şuradan gaz maskesini al. Tamam. Bir daha oynayacağız arkadaşlar. Çünkü ben hiçbir şey anlamadım. Öldük mü? Hayır. Öldük, tamam. Güzel, başarım kazandık. Tamam tamam. Oyunu çözemedik. Tekrar başlıyoruz abi. Oo, bayağı başarım kazandık. Yes, very nice. Şimdi tekrar başlamadan bitti ya, inanılmaz seri sondu arkadaşlar. Ne? What? Olmaz abi çocukla. Çocukla olmaz, tek başına çocukla olmaz. Bir kez daha deniyorum. Bir kez daha deniyorum. Abi ilk şeyin günahı olmaz. Tamam mı? Yeni oyun deyip tekrar başlıyorum. Çünkü istediğim şeyleri almam lazım. Kıyamet. Dolores oynayalım lan. Küçük çocuk devam. Haydi bak. Bir, abi ilk şeyin günahı olmaz. Etrafta ne var ne yok bir baktık. Bir inceledik. Bir şey yaptık. Tamam, geç. Baştan başlıyoruz. Abi of. Çantalar mantalar burada. Tamam. Gaz maskesi önemli. Radyo önemli. Tamam. Çocuk burada. Tüfek burada. Tamam. Burada şey var. Geç geç geç. Geç. Adam burada. Geç. Gaz maskesini buldum. Nice. Tamam. Tamam. Sinek ilacı burada. Tamam. Sinek ilacı. Aldım. Gaz maskesini al. Haritayı al. Şuradan da bir suyu al. Tamam, hadi koş. Şunları at. Şunları topla. Buraya koymuşlar. Allah razı olsun. Suyu al. At. Tamam. Tamam. Çocuğu al. Kilit var, fener var. Tamam, çocuğu at. At 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 at. Tamam. Adam burada. Adam 3 tane yer kaplıyor. Bu neyse bu. Mermi aldım. Tamam, güzel. At bunu. Silah al.
Çantayı alamıyorum. Hayır, çanta çok önemli. At bunu. Çanta. Buradan da bir su. Aldım. Bir tur daha gidelim. Bu ne? Radyoyu al. Radyoyu al. Radyoyu aldım. Bu ne? İskambil kağıtları al. Al bir tur. Koş 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 koş. Tamam. Güzel. Herhalde kayınvalidemiz miydi, annemiz miydi, biriydi kaldı ama. Güzel şeyler aldım ya. Güzel şeyler aldım bu sefer. Tamam abi. Güzel, nice. Peki. Bakalım. Hikayesi farklı mı? Başımıza neler gelecek? Birinci gün. Bayağı şey aldık ha. Kitap, mitap. Suyumuz, yemeğimiz sanki. Bir tık ilk yardımımız var mı bilmiyorum ama. Bakacağız. Neredeyse hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Neredeyse. Artık tek yapabileceğimiz şey konserve çorbalarımız için yaratıcı sunum yöntemleri bulmak. Sığınağımız eskiden ağzına kadar doluydu ama bir şekilde eksiksiz hazırlanmış kaynakları acil bir durum için saklamak yerine başka bir şey için kullanmanın bir yolunu hep bulmuşuz. Bir keresinde çorbalı akşam yemeği partisi vermiştik. Bir keresinde de komşumuzun vahşi rakunlarla olan savaşına tüfeğimizle destek vermiştik. Neyse ki kaynaklardan bazılarına hiç dokunulmamış. Güzel. Vay canına, şuraya bak. Birisi bunu uzun zaman önce burayı bırakmış olmalı. Bir bavulu yanımıza aldığımız için çok şanslıyız. Bavuldan ne çıktı? Tamam, raflarımız dolu. Uzur zıvır. Geçiyoruz. Abi, kızı almamışız. Ulan kızımızı almamışız. Kızın biri yok. Tüh. Kız yok. Peki. Sıkıntı yok. Burada güvende olmak dışarıda yok olmaktan çok daha iyi. Evet, farkındayız. Peki. Birinci gün. Bir de bu. Direkt geçtik. Evet. Kız yok lan. Pişpirik oynayabiliriz abi. Sikambil. Ama tabii burada da bir şey yapamıyoruz. Haritamız var. Baltamız var. Radyomuzu aldık. Çantayı. Bavulu aldık. Böcekler için ilaç aldık. Gaz maskemiz var. Kilidimiz var. Ne işe yarayacaksa onu bilmiyorum. Güvende olduğumuz sürece burada kalabiliriz. Hayat bu sıralar hepimiz için zor ama bugün Dolores keyifli. Umarız böyle devam eder. Ted bugün iyi, bir şeylerden şikayetçi değil. En azından çok değil. Aa, böyle ayırmışlar. Abi aynen. Birilerini gönderelim oğlum. Dikkatinizi çekmek için sığınağımızın kapısını çalmaktan daha iyi bir yöntem olamaz. Gelen her kimse epey ısrarcı biriymiş. Son 5 dakikada durmadan... Aç abi kapıyı. Kapıyı açalım abi. Birileri dışarı gitsin. Üçüncü gün. İlk günü boş geçirdik ya. Evet, kapıyı açtık, ne oldu? Kapıyı açtık ama kimse yoktu. Halihazırda kıyamete sonra bile şaka yapmaya devam ediyorlar. Dolores bir ara bir şeyler içmeli. Ted çok susadı. Tamam. Sıkıntı yok. Ted çocuk muydu lan? Ha, Timmy. Ha. Birer su verelim abi ya. Yemeğe gerek yok. Şimdi dışarıya kim gitsin? Baba gitsin. Gaz maskesini verelim mi ya? Gaz maskesini verelim ya, dışarısı şey. Kilit de verebiliyoruz, tüfek verebiliyoruz. Tamam, gaz maskesini verelim. Ha, onun dışında bir şey veremiyoruz abi. Tamam, çocuk adam gitsin, baba gitsin. Babayı dışarıya gönderdik gaz maskesiyle. Gaz maskesi de olmazsa ne kadar güzel bir şey ya. Evet, baba gitti, inşallah gelir. Peki. Ted yüzeye gitti. Umarız kısa süre sonra döner. Susuzluğu gitti. Timmy'nin de susuzluğu gitti. Kızı almadığımız iyi olmuş ya. Bir boğaz eksildi. İyi olur. Tamam. Bir yaramazlığımız yok. Ne diyor abi? Hiç beklemediğimiz bir anda yaşanan öngörülmeyen olaylara hazır olmak çok zor. Eh, bunların özelliği zaten öngörülemez olmaları. O yüzden çok mantıklı. Bu olan bitene hazır olduğumuzu söyleyemeyiz. Eyvallah. 5. gün. Geldi mi? Babamız yok. Bakalım abi.
Anıları boş verelim şimdi. Kafamızı toparlamamız ve bizi bekleyen gerçekliğe hazır olmamız gerekiyor. Dolores oldukça iyi gidiyor. Ya da bugün şikayet edecek bir şey bulamıyor. Timmy iyi gibi görünüyor mevcut durumdan. Abi az yemek yemiyorlar lan 5 gündür ve şikayet etmiyorlar. İnanılmaz. Dışarıdaki zımbırtı devam ediyor. Haberler iyi millet. Devlet bulunduğumuz bölgeye havadan kaynaklar ile dolu kasalar bırakacağını duyurdu. Nihayet bir işe yarayacaklar. Olabildiğince hızlı bir şekilde dışarı çıkıp bu kasaları almamız lazım. Birkaç koruma almış donanım bulsak fena olmaz. Ya biz gönderdik zaten eleman. 6 gün. Oğlum dışarıda kaç? Ulan. 3 gün kalıyordu galiba dışarıda. Ben öyle hatırlıyorum. Koruma olmadan dışarı çıkmak çok tehlikeli olduğu için içeride kalıp radyo dinlemeye karar verdik. Radyo paraziti çok rahatlatıcı. Dolores bir ara bir şeyler içmeli. Timmy daha fazla susuz kalmamalı. Okey. Su verelim ha bunlara. Bir dakika. Örümcek bu sığınak üzerinde bizimle aynı haklara sahipmiş gibi hareket etmeye başladılar. Her yerdeler ve bizden korkmuyor gibi gözüküyorlar. Bu gidişatı değiştirmenin vakti geldi. Sinek ilacını yapıştıralım abi. Sinek ilacıyla onları bir püskürtelim de psikolojileri bozulmasın. Ha, etraf iyi, etraf temizlendi ama sinek ilacı gitti bu arada. Çok bir şey yok. Olay ya biz. Ya onlar noktasına geldiğinde silah seçimi konusunda insanın hiçbir çekincesi olmamalı. O örümcekleri iyi nişan almış bir böcek ilacından kurtulmana imkan olmadığını biliyorduk. Bu nedenle onu kullandık. İşlem tamamlandığında geriye kalan birkaç örümcek de kaçtı. Temizliğe başladık ve beklenmedik bir ödül bulduk. Daha önceden gözümüzden kaçmış olan bir çorba konservesi. Gölgelerde de birkaç kat örümcek cesedi altında gizlenmiş. Ha, tamam güzel, bir tane çorba bulduk. İyi, bunlar yemek yemiyor oğlum ya. Helal olsun lan. Yemek yemeyen insanı her zaman çok severim. Radyo frekansları arasında gezinirken tuhaf bir sinyal yakaladık. Korkunç radyo paraziti ve çığlıkların arasında gerçek bir ses duyduğumuza yemin edebiliriz. Yabancı dilde konuşan bir ses. Aman tanrım ya Sovyetlerse? Bunu dinlemekte fayda var. Ama çocuklar ne olacak? Dinleyeceğim ya, çocuğa bir şey olmaz. Ne olacak anasını satayım? Seçelim çocuğun çarkını şimdi. Baba gelsene oğlum artık. Kaç? 5 gün müydü lan bunun dışarıda kalma süresi? Duyduğumuz sesin Sovyetlere ait olmadığını öğrendiğimizde ilk başta rahatladık. Meğer konuşanlar Kanadalıymış. Ki bunun da daha iyi olduğunu söyleyemeyiz. Her iki durumda da konuşanlar yabancı ve dediklerinden tek kelimesini bile anlamadık. Ne büyük hayal kırıklığı. Dolores aç. Timmy bir şeyler yemeli. Artık yani aç. Artık yesinler baba. Şimdi biz bu korkunç durumdan kurtulabilecek biri, bizi bu korkunç durumdan kurtarabilecek biri varsa o da devletimizdir. Onları acımasızca eleştirebilirsin ama bu seni sadece bir muafiyet veya komünist yapar. Muhalif veya komünist yapar. Biz iyi yurttaşlarız. Vergilerimizi düzenli olarak ödedik. O yüzden Sam amcanın bizi kurtarmaya geleceğinden eminiz. Bir keresinde şey olmuştu. O hariç tabii neyse. Devlet görevlileri geliyorlar ve gözümüz kulağımız onlardan gelecek bir işarette olmalı. Ya taşına bir radyoyu kullan diyeceğim ama bunu diğer şeyde de demiştim. Sanki bozmuşlardı ya. O yüzden demiyorum abi. Ya eğer aynı mevzuysa bozuyorlar abi. Kırıyorlardı ya. Yok abi. Devleti şu an hiçbir şey yok. Baba geldi. Baba geldi. Tipe bak. Adam ölmüş bitmiş lan. Ne getirdin lan? Güzel. Şeyi getirdi bak. Bozmadan. İhtiyacımız olan bir şey varsa o da radyoyu sık sık açarak bölgemize yayınlar. Tüm acil durum yayınlarını dinlemektir. Aksi takdirde dışarıda dolanıp birinin bizi almasını bekleyeceğiz. İlk seçenek kulağa daha mantıklı geliyor. Güzel. Yakındaki rıhtımda birkaç lüks tekne vardı. Bunlardan biri atomik patlamanın yarattığı gelgitten sağ çıkmayı başarmış. Nispeten yani.
Komşumuzun evinde üstüne düşmüş. Bir göz atsak iyi olur. Okyanus suyu çok tuzlu olduğu için gemide içme suyu bulundurmak son derece mantıklı bir davranış. Ah, iki tane su buldu. Güzel. Dolores uzun süredir hiçbir şey yemedi. Nasıl yemedi ya? Daha dün verdim be. Timmy çok aç. Karnı gurulduyor. Çok yorgun. Nasıl çok? Aç. Yorgun. O bek. Dinlensin. Oğlum nasıl aç? Susamış ya. Ebenize tüküreyim be. Hayır, ben bunu böyle demiyorum değil mi acaba? Şey oluyor. Yo. Dolores'e göndeririz ya annemize. Sıkıntı yok. Minik bir sığınakta yapılacak şeyler çok sınırlı olduğu için neden biraz oyun oynamıyoruz diye düşünüyorum. Şişkinler de oynamaya ihtiyacı vardır. Şey. Bir dahaki radyo şeyine şey yapacağım ya. Evet, 10. gün. 10. gün gençler. 20 gün mü oynasak ya? 15 gün 15 gün oynayalım. 15 gün her bölüm 15 gün oynayalım. Peki. Diyor ki nesi var oynadık? Nesi var oynadık ve ilk 3 dakika boyunca çok eğlendik. Sonra herkes double harfinden sıkıldı. Karnı gurul diyor. Hala gücünü toplamış değil. Çok susadı. Aç değil. Susuzdu gitti. Tamam. Falan filan. Okey. Aç, yorgun, susamış. Bunlar iyi ya. Bunlarda bir sıkıntı yok. Dışarı kim gidecek? Dolores gidecek abi. Şey verelim. Ya komşumuza gidecektik aslında da. Neden abi bunu şey yapınca ellerimiz doluyor ya? Elimize bir balta versek. Ya elimize bir balta verelim. Komşumuzun binası çöktüydü ya. Aynen abi. Balta veriyorum kadına. Kadın etkilenir mi acaba radyasyondan ya? Bilemedim ya. Git ya. Baltasız git anasını satayım. İki son sayfaya bakmadık. Kadını şeysiz gönderdik. Allah'ım inşallah. Tamam. Umarım sağ salim geri döner. Ted aç. Lan dünyayı yediğini doymadım be. Aç mısın hala be? Dünyayı yedim be çocuk. İzole bir nükleer sığınakta yaşamamıza rağmen kesinlikle çok fazla rahatsızlık yaşıyoruz. Şafak vaktinden beri bir şey sürekli ses yapıyor ve hiç uyuyamadık. Sesler yerin altından geliyor gibi. Biz de şans eseri aşağı inip olan biteni görebileceğimiz bir iniş deliği bulduk. Baltamız yok. Baltamız olmadan in ya anasını satayım. İn belki bir şey çıkar. İndik mi peki? Fenerimiz duruyor sağlam. O neydi öyle? Oradan sağ çıkmayı zor başardık. Kocaman mutant bir timsah vardı orada. Ya da bir krokodil. Ya da kocaman bir ağzı ve bir sürü dişi olan başka bir şey. Yaralanan var mı? Ted hala çok yorgun ve gücünü toplamak için biraz daha zaman ihtiyacı var. Ted artık aç değil. Aa, Timmy yaralandı. Timmy ne diyorsun be? Ah be Timmy. Su mu istiyor? Su verelim abi. Tamam Timmy. Bir dakika. Bugün çok rahatsız edici bir hisle uyandık. Sanki biri veya bir şey bizi izliyormuş gibi. Gölgenin içinde bir şeyin hareket ettiğine yemin edebiliriz. Eğer sığınağın içinde yaşayan bizden başka bir şey varsa ona burada patronun kim olduğunu göstermenin zamanı geldi abi. Ver silahı. Ver silahı ne olacaksa olsun. Fareymiş. Hadi buyur. Silah kırıldı mı? İyi, silah sağlam. Güzel. Ay, şey boşalmış. Peki, o neydi bilmiyoruz ama artık ölü. Oldukça ölü. O iğrenç küçük deliklerin birinde başka bir tanesi de vardır belki. Ted hala yorgun. Kaç gün dinlenme ihtiyacı var? Çok susadı. Timmy iyileşti. Susuzluğu giderildi. Bu yorgun susamış. Bunun bir sıkıntısı yok. Devam abi. Dans eden bir hamam böceği göreceğimiz aklımızın ucundan bile geçmezdi. Gerçi hala görmüş değiliz ama bir kedi büyüklüğünde olan bir tane gördük. İşin iyi yanı galiba buradaki tüm fareleri korkutup kaçırdılar. İşin kötü yanı ise
için iyi yanayım şu an. Fırsatını bulduklarında bize saldıracaklar. İyi, kitapla kafalarına vuralım. Kitapla kafalarına vuralım. Telefon? What? Telefon çalıyor. Alo? Telefon çalıyor. Bu sefer ucuz atlattık. Tabii burada devasa tüylü 8 bacaklı parlayan bir kafası olan bir tehlikeden bahsediyoruz. Neyse ki onlarla bir daha uğraşmak zorunda kalmayacağız. Ted hala yorgun. Suzuzu giderildi. Timmy bir şeyler yemeli. Timmy açsın değil mi baba? Bir dakika. Atom bombası düştükten bu kadar kısa bir süre sonra birinin bizi telefonla aramasını beklemiyorduk ama öyle olmalı. Dışarıdan gelen telefon sesini net bir şekilde duyuyoruz. Sokağın karşısındaki telefon kulübesinden geliyor olmalı. Abi çocuğu gönderelim. Bu adam yorgun çünkü. Çocuk gitsin ya. Yıldız? Aa, diğer nükleer çöl insanlarla irtibat kur. Çocuk gidiyor abi çocuk. Çocuk gitsin telefona baksın. Evet arkadaşlar son günümüze geldik abi. 15. gün. Kadın... Kadın nükleer şeyden yemyeşil olmuş ya. Kıyamam ya. Tamam. Sıkıntımız yok. Evet. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlığı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlardaki Hill Vadisi'nden bir felaket zede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı aniden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarız bizi tekrar ararlar. Dolores nükleer çölden sağ salim geri döndüğü için sevindik. Nihayet kendi arka bahçemizdeki enkazın içinde neler bulabileceğimize bakmaya karar verdik. Zavallı çimlerimiz ve çiçeklerimiz. Bir zamanlar tüm mahallenin imrenerek baktığı bu güzellik artık ve senin nikahını görmüş. Abi. Abi hasta be bu kadın. Ne yapacağız? Çocuğa da harcadık. Aç yorgun. Yemek verelim. Buna su verelim. Ne buldun? Bana onu söyle. Mahallemiz hala yüksek oranda radyoaktif. Şu anda yüzeye çıkmak büyük bir sağlık riski taşıyor. Gideriz ya, çocuğu gönderirim ben. Çocuk gitsin ya. Çocuk yorgun değildi değil mi? Yok çocuk yorgun değil ya. Gideriz abi. Uzun zaman oldu yüzeye neler olduklarına dair hiçbir fikrimiz yok. Keşke acil durum radyomuzu dinleyip dinleriz abi. Dost nükleer çöl insanların yeni talimatlarını bekle. Peki. Okey. Evet arkadaşlar. 15. günün sonundayız. 16. günden bir spoiler alalım. Oradan devam edeceğiz. Dediğim gibi 3-5 bölümlük bir seri olur muhtemelen. Bu ablayı kaybederiz gibi geliyor ya. Kaybederiz gibi geliyor bakalım. 16. Oha, kocaman su var burada. Bir dakika, bir şeyler olmuş. Neyse. Görebildiğim şurada farklılık sadece büyük bir suyumuzun olduğu. Buna tıklamıyorum. Bir sonraki bölümde 16. günden 30. güne devam edeceğiz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım özlemişsinizdir. Tekrar başladık. Farklı bir modu, farklı bir oyunu olduğu için tekrar başladık. Bakalım bu oyun bize farklı neler sunacak, nereye kadar gidebileceğiz. Biraz kolay da oynuyoruz ama ileriyi görebilmek için. Çünkü çok fazla yetenekli değilim bu oyunda. Teşekkürler tekrar izlediğiniz için. Şu an sosyal medyalardan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.